ABD donanması, T-45 Goshawk'ın yerine geçecek yeni bir eğitim uçağı geliştirme sürecini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Donanma, bu önemli projede aday uçakların özelliklerini ve gereksinimlerini belirlemeye çalışırken, olası bir sözleşme tarihini de ileriye çekti. 2 yıl erteleme ile potansiyel sözleşme tarihi 2028'in ikinci çeyreğine ötelendi. Bu süreçte yeni uçağın uçak gemisi iniş pratiği yapıp yapmayacağı gibi kritik detaylar değerlendirilecek. ABD donanmasının T-45 Goshawk'ın yerine geçecek yeni bir eğitim uçağı arayışında çeşitli adaylar öne çıkarken Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Hürjet de bu adaylar arasında dikkati çekiyor. Hürjet'in bu projeye adaylığı hem Türkiye'nin havacılık sanayisindeki gelişimini yansıtmakta hem de uluslararası arenada rekabet edebilirliğini göstermektedir. Projedeki adaylar şöyle: Boeing T-7A Red Hawk. Boeing, T-7A Red Hawk'ın bir donanma versiyonunu sunarak ABD Hava Kuvvetleri için geliştirilen bu uçağın deniz versiyonuyla yarışa katılıyor. Lockheed Martin TF-50'ne. Lockheed Martin, Kore Havacılık ve Uzay Sanayi ile işbirliği yaparak TF-50'nin yeni bir versiyonu olan TF-50N'yi sunuyor. T-50, Endonezya, Irak, Malezya, Filipinler, Polonya, Güney Kore ve Tayland gibi ülkelerde başarıyla kullanılıyor. Textron ve Leonardo M346N. Textron ve Leonardo, M346'nın değiştirilmiş bir versiyonu olan M346N'yi sunmak için bir araya geldi. Bu uçak, İtalya, Polonya ve Singapur gibi ülkelerde aktif olarak kullanılıyor. Sierra Nevada Corp. ve Thai Hürjet. Sierra Nevada Corp. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ile işbirliği yaparak Hürjet'in değiştirilmiş bir versiyonunu sunuyor. Hürjet, modern aviyonik sistemlerle donatılmış, yüksek performanslı bir eğitim uçağı olarak tasarlandı. Hız, tavan irtifa ve manevra kabiliyeti açısından ABD donanmasının belirlediği kriterleri karşılayabileceği değerlendiriliyor. Hürjet, çeşitli eğitim ihtiyaçlarına uyarlanabilir yapısıyla dikkati çekiyor. Özellikle iniş pratiği gereksinimleri konusunda esnekliği, farklı eğitim senaryolarına adapte olabilme kapasitesiyle öne çıkıyor. ABD donanmasının uçak gemisi iniş pratiği konusundaki gereksinimlerine cevap verebilecek potansiyeli bulunuyor. Hürjet, rekabetçi maliyeti ve hızlı üretim kapasitesiyle ABD donanmasının program zaman çizelgesine uyum sağlayabilir. Diğer adaylar gibi Hürjet'in de belirli gereksinimlere uyarlanması, gerekse de TUSAŞ'ın esnek mühendislik çözümleri bu süreci hızlandırabilir. TUSAŞ ve Sierra Nevada Corporation arasındaki işbirliği, Hürjet'in ABD donanmasına sunulmasında önemli bir avantaj sağlayabilir. SNC'nin ABD'deki mevcut altyapısı ve deneyimi, Hürjet'in entegrasyon sürecini kolaylaştırabilir ve güvenilirlik konusunda ek bir güvence oluşturur. Hürjet'in bu projeye dahil edilmesi, ABD ve Türkiye arasındaki savunma işbirliğini güçlendirebilir ve teknoloji transferiyle her iki ülkenin de havacılık sanayisinde ilerlemesine katkıda bulunabilecek. Bu tür stratejik ortaklıklar, uzun vadede her iki ülkenin de savunma kabiliyetlerini artırabilecek. Hürjet, ABD donanmasının T-45 Goshawk'ın yerine geçecek yeni eğitim uçağı için güçlü bir aday olarak öne çıkıyor. Teknik özellikleri, dayanıklılığı, esnekliği ve uluslararası işbirliği potansiyeliyle Hürjet, ABD donanmasının eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasiteye sahip. Bu adaylık, Türk havacılık sanayisinin uluslararası arenada rekabet edebilirliğini göstermesi açısından da büyük önem taşıyor. Hürjet'in bu projedeki başarısı, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimini ve uluslararası işbirliği potansiyelini daha da ileriye taşıyacaktır.